Yüzey modellemedeki blend komutunu inceleyeceğiz bu eğitim filmimizde. Blend komutu simgeden anladığınız gibi iki tane yüzeyimiz varsa bu iki yüzeyin arasında bir yüzey oluşturmak için kullanabildiğimiz komutumuz. Hemen ekrana geliyoruz. Enter diyoruz. İki tane dikdörtgen çizeceğiz. Birincisine 100 diyelim. Şöyle yaklaşalım. Aynı merkezde bir tanesine de 60 diyelim ve iki tane oluşturalım. Şimdi bunu move komutu sayesinde dışarı doğru alıyoruz. Bu komut dedik, yukarı doğru alacağız. Ne kadar yukarı? Şöyle yeterli bizim için. Şimdi bunları hemen yüzeye çevirelim. Extrude dedik. Bu yüzey enter dedim, yukarı doğru alacağım. Bu yüzey enter dedik, aşağı doğru alacağız. Şimdi iki tane yüzeyimiz var, görüyorsunuz. Bu iki yüzeyimizin arasında bir boşluk var. Bu boşluğu yüzey modele çevireceğiz. Amacımız bu. Bunu da blend komutuyla yapabiliyoruz. Blend komutuna geldikten sonra ilk çizgiyi istiyor bizden. Tıkladık. Enter dedik. İkinci çizgi istiyor. Tıkladık. Enter dedik. Tıkladıktan sonra bakın iki opsiyon sunar bize. Bir tanesi düz olarak alır. Bir tanesi de şu teğetleri gösteririz. Continue dedim. Bakın 3 tane opsiyon var. 0, 1, 2. 0 dersem birincisi için dedik onu. Şu birinci çizgi için. İkinci çizgi için gene 0 dedik. Bakın keskin olarak oluştu. Bu teğetlikleri 0, 1, 2 teğetlikleri belirtiyor. Ctrl Z ile geri geldim. Blend'e tıkladık. Şu birinci çizgim Enter. İkinci çizgim Enter dedim. Oluşturduk. Diyoruz ki 1 ile olsun. Birinci çizginin teğeti G1 olarak alsın. Enter. İkinci çizginin teğeti G1 olarak alsın. Enter dediğimizde ve tekrar Enter dediğimizde bakın şu şekilde tanjantla, teğetle, hafif tatlı bir radüsle modelimizi oluşturmuş oldu. Geri geldik. Blend dedik tekrar. Şu birinci çizgim Enter, ikinci çizgim Enter dedim. Bu sefer 3 diyoruz, yani G2 diyoruz pardon. Bakın daha çok bir radüslü, içten ve dıştan olmak üzere yüzey modelimizin oluştuğunu görüyorsunuz. Ctrl Z dedim, geri geldim. Blend komutuna tekrar geliyoruz. Şu birinci Enter, şu ikinci Enter. Bu seçeneğimde de şuradaki bold seçeneğini seçiyorum. Geldik, tıkladık, beğendi. Bu da düz olarak nereden başlasın? Daha doğrusu radüsle teğetleme yapıyoruz ya. Teğetleme nereden başlasın? 0.5 mm içeriden başlasın. 0.5 mm düz geliyor. Sonra bu teğetliği alıyor. Tatlı teğetliği. Ben diyorum ki bakın daha net görebilmeniz için 3 mm dedim. Enter dedim. Aşağısı için kaç istiyoruz? 0.5 tamam uygun dedim. Enter dedim. Tekrar enter dediğimizde 3 mm düz geliyor. Ondan sonra şu şekilde bir teğet alıyor. Ondan sonra modelim oluşuyor. Seçenekler tamamen bana kalmış. Birincisi hani 0.5 derdik. İkincisinde 3 derdik. Bu sefer de tam tersini alırdı. Bu düz gelirdi. Şuradaki bombe oluşurdu. Gibi. Seçeneklerimiz burada. Düz olmasını istiyorsak, dümdüz gelmesini istiyorsak G0 opsiyonunu kullanacağız. Ve birinci çizgide de, ikinci çizgide de G0 dedikten sonra düz modelimizi oluştuğunu göreceksiniz. Sonra renklendirme yapacaksak tabii ki üzerine gelip tıklayarak şuradan renklendirmesini yapabiliriz. Merge Prop deyip de bunu tüm opsiyonlara buna, buna ve buna yansıt dedik. Enter dediğimizde yansıttı görüyorsunuz. Sonra da bunları Combine ile birleştirebiliriz istersek.